Merhaba arkadaşlar. Bu videoda indikatörleri güçlü al veren hisselerin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Eğer henüz kanala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Bu anlamda kanala desteğiniz önemli değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sıraya göre bakacağız hisselerimize. Alfabetik sırayla ilerleyeceğiz. A'dan V'ye kadar göstergeleri al veren MACD'si, TILS'ını vesaire göstergeleri güzel alıp kapatan Cuma günkü kapanışa göre güçlü hisselerin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Bakın MACD'den kastım şuradaki mavi çizginin turuncu çizgiyi yukarı kesmesi arkadaşlar. Tam olarak şurası. Aynı şekilde Tilson da üstte kapatmış. Diğer indikatörleri de ekrana ekleyip çok kalabalık yapmak istemiyorum. Şimdi teknik durumlarına, destek ve direnç bölgelerine bakacağız arkadaşlar sırayla. Dediğim gibi bu ve benzeri videoların gelmesi adına da kanala henüz abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize bol kazançlar diliyorum. Şimdi ilk hissemiz Adel Kalemcilik arkadaşlar. Adel Kalemcilik'te zirveden gelen düşeni kırmış durumda hisse. Ve onay konumunda duruyor şu an şu siyah düşeni. Şöyle bir fincan kulp yapmış hani de düşeni. Üçüncü denemede, birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü denemede bu siyah düşeni kırmış duruyor. Peki bu düşen kırılımı güzel, indikatör kesişimi güzel, bu anlamda bütün görünüm pozitif duruyor. Hissenin önü de açık duruyor. Ve ilk hedef eski zirvesi 831 olarak karşımızda duruyor sevgili arkadaşlar. Peki trendimiz var mı? Ona da bakalım. Şu şekilde bir yükselen trend mevcut değerli arkadaşlar. En dipten almıyorum. Açısal olarak biraz geride kalıyor. Bize biraz daha yakın vadeli destek lazım. Bu anlamda şunun da rengini mavi yapalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Mavi yükselen trendi takip ediyoruz. Siyah düşeni kırmış durumdayız. Bu mavi çizgi üstünde olduğu sürece bu hissede hedefimiz 831 lira hedefi. Yani şu büyük çanağı tamamlamasını beklemek lazım. Şu şekilde arkadaşlar bir çanak yapacak. Mavi çizgi üstünde olduğu sürece mavi çizgi de bizim desteğimiz dedik. Hemen onun fiyatını da belirtelim. Olur da burada yatay seyredip bu bölgelerde oyalanıp mavi çizgiye çekilirse 588 lira arkadaşlar. Adel Kalemcilik'te destek seviyesi görünüyor. Üçgenin içine girme ihtimaline karşı buradan da yine destek koyabiliriz. Fakat hisse düşeni kırdığı için ve Tilson üzerinde olduğu için bu daha yukarı yönlü boşlukları kapatarak gitmesi beklenir. Ama en olumsuz senaryoya karşı 551 de kritik bir destek olarak takip edilebilir. 551 güncel değerle denk gelen kanal desteği. 588 ise onay sonrası hani buradan uzaklaşıp tekrar mavi çizgiye gelmesi durumunda şu bölge muhtemel temas bölgesi olarak karşımızda duruyor. Ancak biz 508, 550 civarında arkadaşlar şurası. Dediğim gibi bu zamansallıkla değişecek bir şey. 554 lira destekle bu hisse takibe değer. Adel Kalemcilik'te durum bu şekilde. Görünüm pozitif. Yükselen mavi trend üzerinde olduğu sürece hedef 831 lira arkadaşlar. İndikatörler de bu şekilde.
Sonraki hissemiz Aygaz değerli arkadaşlar. Aygaz da yine düşeni kıranlardan. Bakın bu şekil bir düşeni varmış. Gördüğünüz gibi bu düşeni kırmış durumda. Hissenin önü açık bu anlamda. Sadece yatay direnci var. İşte yatay dirençler biraz oyalayabiliyor. 171,4 lirada bir yatay direnci var Aygaz'da. Burada biraz oyalanabilir arkadaşlar. Yani buralarda böyle şimdi bu çanağı atamaktan sonra ilk hamlede kıramayabilir. Bu tarz yatay zirveler hemen kolay geçilmeyebiliyor. Buralarda belki ufak bir fincan kulp görüntüsü oluşturup öyle tekrar deneyebilir. Trendimiz ise bu mavi çizgi değerli arkadaşlar. Yükselen trend mevcut. Şu şekilde. Bunun da güncel değerle karşılık geldiği bölge mavi çizgi 152 lira arkadaşlar. Yani 152 pardon evet 152,8 lira. Bu 152 liranın üstünde olduğu sürece yani yükselen mavi ile yatay mor çizgi arasında şuradaki boşluğu doldurması lazım özetle. Bu mor çizgiyi yukarı kırarsa tabii yeni bir dünya başlar Aygaz'da. Yani şu çanağı kapatması demek olur. Bu da güzel bir potansiyel demek. Şöyle bir görüntü. Tersi durumda da bakın şöyle. İşte bunun rengini farklı renk yapayım. Sarı yapayım. Şu şekil bir çanak katlamaya gitme potansiyeli var arkadaşlar. Ama bunun için erken önce 171,4'ü yukarı kırması lazım. O yüzden toparlayacak olursak desteğimiz 152,8. Tabii bu her gün yukarı doğru gider yükselen çizgiyle birlikte. Direncimiz de 171,4. Bu 171,4'e gelince tekrar bakar ederiz. Direnç kırılımı mı yapacak yoksa biraz oyalanacak mı? Ona göre tekrar bakarız değerli arkadaşlar. Aygaz'da bu şekil. Diğer al veren güçlü indikatörleri al veren hisse de Baştaş Başkent Çimento arkadaşlar. Bunda da bir düşen mevcut ve bu düşen kırılımı söz konusu. Zaten bu tarz indikatörlerin güçlü al verdiği dönemler genelde düşen kırılımlarının olduğu hisselerdir. Önemli bir direnci kırmıştır ve burada da onu net bir şekilde görüyoruz sayın arkadaşlar. Bakın şurada bir zirve var. Burayı düşen oluşturmuş. Yeşil mum, kırmızı mum. Ve şu an cuma kapanışına göre düşen kırılımının üstünde olduğunu görüyoruz. Peki hedefimiz nedir? Düşeni kırdığına göre artık yükselen bakarız bu hissede. Bir hissede ya düşen trend vardır ya yükselen trend ya da yatay seyir vardır. Genellikle düşen kırılımı sonrası yükselen trend bakmak gerekir. Peki bunda bir siyah yükselenimiz var, bir de zirvemiz var arkadaşlar. Baştaş Başkent Çimento'da zirvemiz 13,93 lira arkadaşlar. Trendimizin desteğini de hemen belirteyim. 12,55 arkadaşlar. Yani 12,55 güncel değerle destek seviyesi, 13,93'te direnç bölgesi. 13,93'ün üstünde günlük kapanış yaparsa da buradaki çanak kadar katlama potansiyeli gündeme gelir. Yeter ki bu siyah yükselen çizgiyi takip etsin. Başkent hissesi BASC mekotlu hisse. Peki burada kısa vadede dediğim gibi 13,93 bölgesinde burayı bir doldurması gerekir. İndikatörler zaten pozitifte al vermiş. Tilson üstünde, MACD alda, diğer göstergeler de dediğim gibi çoğunlukla pozitif duruyor. Bu hissede de desteğimiz bu şekilde, hedefimiz bu şekilde. Sonraki hissemiz Büyük Şefler Gıda hissesi.
Big Chap. Şimdi bu hissede de göstergeler al vermiş durumda. Düşeni de çok güzel, güçlü bir mumla kırmış. Gayet dolu, güzel, şık bir yeşil mumla düşeni kırmış bu hisse. Dolayısıyla bunda da artık düşen yerine ne yapıyoruz? Yükselen bakıyoruz değerli arkadaşlar. Yükselen trendimizde şöyle bir şey olacak. Evet. Şöyle bir siyah yükselen trend var. Peki zirvemiz nedir? Zirveye de bakalım. Mor çizgi 44,68 lira arkadaşlar. Bizim zirvemiz. Şimdi burada siyah çizgi üstünde olduğu için olduğu sürece hedef 44,68. Potansiyel olarak da yaklaşık %20 civarında bir potansiyel barındırıyor. 44,68'e geldikten sonra tekrar bakılır. Direnci güçlü hacimli kırarsa buradaki çanak kadar bir yükseliş potansiyeli daha gündeme gelir. Eğer ki kıramasa, buralarda oyalanırsa bir fincan kulp yapabilir. Biraz geri çekilip tekrar bu zirveyi kırmayı deneyebilir. Bu anlamda burası bizim için 44,78 önemli destek. Yani bu hissenin 45'i önemli direnç. Bu hissenin 45'leri görmesi gerekiyor ki rahatlasın, zirvesini geçsin. Stop seviyesi Big Chef hissesinde. Evet, 32-36 arkadaşlar bu hissede güncel değerle trend desteği. Tabii bu yükselen bir trend olduğu için bu destek seviyesi de yukarı doğru gidecektir. Bu siyah çizgiyi takip etmek yeterli. Mor yatay çizgiye kadar. Bu bölgeye geldikten sonra yani mor çizgi ile siyah çizgi arasındaki şu üçgen dolduktan sonra tekrar bakmak gerekir. Ya kar realizasyonu yapılır ya da yukarı kırarsa da tekrar bu sefer 44,78 stopla takip edilir falan. Bunu bu aşamaya gelince tekrar bakarız. Tabii bu tür hisselerin sık sık videoların paylaşımı adına arkadaşlar destekleriniz önemli. Videoları mutlaka abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Böylece daha sık video paylaşımları yapar, hisselerin güncel durumlarını sizlerle paylaşma fırsatı bulurum. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da Ensari hissesi. Ensari'de de 46-48 zirvesi var. Şurada ara yükselen trendi vardı arkadaşlar. Bunu bozdu. Düşüş onayı da aldı. Hatta şöyle düşüp onayı aldı falan. Bu anlamda buradan yükselen trend almak sağlıklı olmayacağı için bu hissede yatay destek belirleyeceğiz. Bu da taramalardan çıktı. Birçok taramadan ve göstergeleri al veren hisselerden biri. Şimdi Ensari'de arkadaşlar 33,98 çok pardon şunu şöyle yapma 34,42 arkadaşlar burada üçlü dip yapmış yani bir kere burada bir küçük ikili dip yapmış sonra böyle büyükçe şey yapmış. Özetle burası önemli bir yatay destek olarak duruyor kısa vade anlamında. Ve minörde de bu küçük düşeni kırmış bakın. Bu da güzel bir görüntü. Şu siyah ve mor çizgi arasındaki mavi düşeni kırmış. Bu güzel bir görüntü kısa vade anlamında. Özetle bu hissenin desteği 34,42, hedefi 46,48 lira. Eğer ki bu 46,48'i yukarı kırarsa bu da yeni bir dünya başlar bu hissede. Zaten biraz atak ve spekülatif bir hisse. Taramalardan çıktığı için elinde olan arkadaşlarımızın merak edeceğini düşünerek paylaşmak istedim. Şu kadar daha da bir potansiyel barındırır. Eğer ki bu
kanalı yukarı kırarsa arkadaşlar, bu da 62 liralara denk geliyor. Evet, diğer hissemiz Formet arkadaşlar. Formet'te böyle büyük bir açılı düşen var. Bir de şuradan bir düşen trend var. Bu hissede yükseliş trendi anlamında şurada çok geride kaldığı için arkadaşlar, burada büyükçe bir üçgen var. Yani şunun rengini siyah yapayım. Şöyle bir siyah düşen var. Bir de deminki bahsettiğim büyük bir düşen var. Dolayısıyla bu üçgen çok büyük. Bunun hani süreci biraz zaman alacağı için ben daha çok kısa vadeli kısmına odaklanacağım ama şu büyük siyah çizgileri de sizlere göstermek istiyorum. Hani arka planda aklınızda bulunsun. Şuradaki diplerden gelen bir siyah yükselen, bir de buradaki tepeden gelen bir siyah düşen var. İki siyah çizgi arası bir üçgen söz konusu, yükselen bir üçgen. Şimdi bu bir tarafa. Şimdi bir de kısa vadeli görünümüne bakalım. Evet. Şu bölge arkadaşlar yatay destek, siyah çizgi. Burada baya bir oyalanmış. Burayı kırınca zaten sert düşmüş. Yukarı çıkmış ve burada yine bir destek olarak tutunmuş durumda. Özetle Formet Metal hissesinde desteğimiz 2 lira 74 kuruş. Direnç bölgesi de 3 lira 21 kuruş. Şöyle tam sıfırlayayım. 3 lira 17 kuruş arkadaşlar. Yani 2.74 stop, 3.17 direnç bölgesi. Eğer bu 3.17 bölgesini geçerse sıralı hedeflerini de sizlerle paylaşayım. Bunları da farklı bir renk olsun. Kırmızı renklerle gösterdiğim gibi. Bu şekil. Kırmızı çizgiler sıralı hedefleri olur. 3.53, 4.08 ve 4.37. Ancak 2.74.6 stop loss. Taramadan çıkan diğer bir hissede Frotto arkadaşlar. Bunda da göstergeler al vermiş. Ford'u zaten birkaç kez videolarda paylaştım. Şu bölge bizim kritik direnç bölgesiydi. Hani zaten hep derim zirveler tek hamlede geçilmez diye burada zorlandı. Sonra ikinci hamlede kırdı, indi, onay falan aldı ve şimdi artık nereye gidiyor? Şu büyük çanağı katlamaya gidiyor değerli arkadaşlar. Teknik çok güzel işliyor bu hissede. Şöyle bir çanak vardı dedik. Bakın. Şöyle. Şimdi bunun yüksekliği kadar katlamaya gidiyor. Şu yükseklik kadar. Evet, 1342 formasyon hedefine doğru hızla gidiyor, görünüyor. Tabii şu an hızlı ancak düşe kalka gidecektir. Buna bir de trend açısı da ekleyelim. Şöyle bir yükseliş açısı mevcut. Evet, bu yükselen kırmızı yapalım. Şu yükselen kırmızı açıyı takip ederek 1342 hedefine doğru gidiyor. Destek seviyesi 988 lira arkadaşlar. Ancak bu seviye çok aşağıda kalıyor. Stop loss maliyetim artmasın diyenler için de ikinci bir destek seviyesi belirliyorum. Bu da şöyle mavi renkli olsun. Evet, 1046 birinci destek, 988 altı zaten stop loss arkadaşlar, formasyon bozulur. Ancak 1046 stopla bu hissenin hedefi
1342 formasyon hedefi rotada. Dediğim gibi değerli arkadaşlar, bu tarz tarabaların daha sık videoların gelmesi adına kanala desteğinizi rica ediyorum. Eğer abone olmadıysanız muhakkak abone olmanızı rica ediyorum. Bu bizim bu videoların daha çok kişiye ulaşması, daha fazla insanın faydalanması adına da bir taraftan önem arz ediyor, görünüyor. Şimdi arkadaşlar, bunda GİMAT hissesinde hemen göze çarpıyor zaten şu tarz formasyon göstermek adına. Şöyle sol omuz, baş, sağ omuz yapmış görünüyor zaten direkt. Göstergeler al vermiş zaten. Tek tek her birinde söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar zaten taramadan al verdiği için çıktı direkt. O yüzden bu listeden paylaşıyorum sizlerle. Yani bu video kapsamdaki hisselerin hepsinin MACD'si, TILS'ını vesaire al vermiş durumda. Her hissede belirtmeyi atlıyor olabilirim. Bu anlamda bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, GİMAT mağazacılık hissesi de 952 direnci var. Yani şu TOBO boyun direnci dediğimiz 952 yukarı kırarsa zaten şu TOBO formasyonun katlama hedefine gider. Onu da göstereyim. Yani şu TOBO derinliği kadar potansiyel barındırır demektir. Şöyle. Evet, şu şekil. Ve bu formasyon hedefi de zaten eski zirvesine yakın bir bölgeye denk geliyor. Burası. Çok güzel zaten oturuyor. Bakın burası da eski direnç bölgesiymiş zaten. Şuradaki mumu ihlal ediyor formasyon. Özetle değerli arkadaşlar, şuraya bir de stop seviyesi ekleyip özetleyelim. Evet, böyle daha güzel oldu. Şimdi yeni GİMAT hissesinde 8.70 destek seviyesi, yani kırmızı yükselen çizgi takip ediyoruz. Destek seviyesi 8.70. İlk direnç 9.52. Zaten buna yakınız ve bu TOBO kırılımına yakın bölgedeyiz. Üçgende çok yer kalmamış. Yani yatay siyahla yükselen kırmızı arasında çok yer kalmamış. 9.52 üzerine atarsa hisse 13.52'ye gider. Teknik olarak TOBO formasyonu ve trend çizgisi bunu bize gösteriyor. GM TAS hissesinde GİMAT diğer hissemiz İzmir Fırça Sanayi arkadaşlar. İsfaş. İsfaş'ta zirvesini almış hisselerden 13.57 zirvesini almış ve buradaki çanağı yukarı kırmış. Bunu katlamaya gidiyor. Çok güzel bir resim var zaten karşımızda. Şimdi trend açısını falan göstereceğim. Arkadaşlar burada çanak derinliği bu hissede şu şekil bir formasyonu mevcut. İzmir Fırça'da şöyle. TL 34,94 formasyon hedefi olarak karşımızda duruyor bu hissede değerli arkadaşlar. Destek 15,37 TL. Hedef 34,94. İzmir Fırça'da da görünüm bu şekilde. Dilerseniz hani bu destek bana aşağıda kalıyor 15,37. Şu an fiyat 19,40. Stop maliyetimi düşük tutayım diye düşünen arkadaşlarımız için de şöyle bir
ara yükselen trend ekleyeyim ki şuradaki diplerden gelen mavi çizgiyi arkadaşlar takip ederek üstteki şunun rengini de değiştireyim, mor olsun. Yani mavi çizgi üstünde olduğu sürece hedef mor çizgi 34,5 lira arkadaşlar. Yani mavi çizgiyi takip etmeniz daha iyi olabilir. Stop maliyetiniz az olur yani. Güncel değerle de 17,90 mavi çizginin destek seviyesi arkadaşlar. İzmir fırçada güzel bir görüntü mevcut. Sonraki hissemiz koleksiyon mobilya arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi buradaki zirveden gelen bir düşen ve cuma kapanışında şık bir şekilde bu düşeni yukarı kırdığını görüyoruz. Güzel yeşil gövdeli bir mumla başarmış. Peki gidişat nereye? Bakalım. Önce bir yatay zirvesine bakalım. Zirve kaça denk geliyor? Bunun zirvesi 7,72'miş arkadaşlar. Hissede şu an 7,43, bir 30 kuruşluk boşluk var orada, şurada. Nereden başlamış harekete? 4,57'den. Şimdi arkadaşlar bunda zaten göze çarpıyor. Burada bir sol omuz, baş, sağ omuz zaten göze çarpıyor. Yani ve bu tobo boyun çizgisini de kırmış. Bunu da arada belirteyim ama esas dikkat çekeceğim yerlere de geleceğim. Yani şöyle göstereyim. Yani şurada hadi şeyle göstereyim direkt. Bakın bu şekilde sol omuz. Şurası da bizim baş. Bakın. Şimdi ikonla uğraşmayayım, direkt şöyle kabaca göstereyim diye. Evet, bu da sağ omuz olarak duruyor yani. Kabaca. Şeyle çizmedim hani de. Böyle bir görüntü var yani karşımızda. Sol omuz, baş, sağ omuz yapmış. Peki şimdi bu şekil kısmına geçelim. Biz çizgi kısmına odaklanalım tekrar. Yani 7,31 boyun çizgisini yukarı geçmiş. Şu maviyle gösterdiğim. Bu da güzel bir şey. Dolayısıyla 7,31 kısa vadeli destek seviyesi. Altı 37 de tobu sağ omuz destek seviyesi. 6,37, 7,31. Bunlar desteklerimiz arkadaşlar. Mavi çizgiler destek. Şuradaki mor çizgi ilk hedefimiz dedik. 7,71. Şimdi çanak katlama potansiyeline de bakacağız. Ve hisseyi bitireceğiz. Nihai hedefi de arkadaşlar orta uzun vadeli formasyon, yani buradaki kanal katlama potansiyeli de 12,94'e denk geliyor. Ancak burada dediğim gibi önce 7,72'yi geçmesi lazım. Çünkü burası zirve direnci. Ya belki şu olabilir. Bu tobu yukarı kırdı. Cuma kapanışında. Burada 7,72'ye doğru oyalanabilir. Hem tobu direncini kırdıktan sonra onay alır. Hem biraz oyalanır. Sonra 7,72'yi geçebilir. Ancak 7,72'yi geçtikten sonra bu hissede görüntü çok farklı bir yere gider. Trendimiz de bu şekil bir şey arkadaşlar. Tabii şu an biraz erken. Trendi oturtması. Ancak şu siyah çizgiyi takip ederek 12,90 hedefine kadar takip edilebilir. Yaklaşık potansiyeline de bakalım.
%70'lerin üstünde bir potansiyel barındırıyor bu hisse, koleksiyon mobilya. Yeter ki dediğim gibi bu mavi desteklere riayet edelim. Kısa vade için 7.31 ama ben daha fazlasını tahammül edebilirim diyenler için de 6.37 destek seviyeleri arkadaşlar. Ancak 7.31 üstünde olduğu sürece de ve 7.72 direncini geçtikten sonra da artık 7.72 destek olur ya da siyah yükselen çizgiyi direkt takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu yatay çizgilerle uğraşmak istemiyorsanız. Şimdiki hissemiz Metur arkadaşlar. Metemtur Turizm. Şu yatay iki yatay mavi çizgi arasında bir çanak oluşumu söz konusu. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir çanak oluşumu mevcut. Şimdi bu hisse buraya doğru gidiyor. Yani çanak zirvesine doğru 11.20'ye doğru gitmeye çalışıyor. Trend açısı da bu şekilde değerli arkadaşlar. Metur'da bu siyah çizgi üstünde olduğu sürece bu hisse 8.53 güncel değerle destek seviyesi. Bu siyah çizgi üstünde olduğu sürece ilk hedef 11.20 olur. 11.20'yi geçerse de buradaki yatay kanal kadar yeni bir kanal gündeme gelir. Şöyle. Bu da %20'lerin üstüne rakamlara denk geliyor. 21'lere kadar götürüyor hisseyi bu trend arkadaşlar orta uzun vadede. Ancak dediğim gibi kısa vadeli hedef 11.20 görünüyor değerli arkadaşlar Metemtur'da. Dediğim gibi arkadaşlar bu hisselerin hepsi MACD'si yukarı kesenler. Tilson'ın üzerine atanlar vesaire taramalardan çıkan güçlü al veren hisselerden oluşuyor. Yani her hissenin başında belirtmeyi atlayabiliyorum. Ancak siz bu şekilde bilin. Bunların hepsi güçlü al vermiş durumdalar ve ben de bunların destek dirençlerini, kritik seviyelerini sizlerle formasyonlarını paylaşmaya çalışıyorum. Sonraki hissemiz Şeker Finansal arkadaşlar. Bu arada bu ve benzeri videoların devamı anlamında muhakkak arkadaşlar kanala desteği olun. Bu konuda desteğinizi rica ediyorum. Eğer abone olmadıysanız mutlaka abone olmanızı rica ediyorum tekrardan. Şimdi Şeker Finansal dedik. Şeker Finansal siyah düşenini kırmış ve onay işlemini de yapmış. Yukarı yönüne de güzel hareketini başlatmış. Maddi de yukarı kesmiş falan zaten. Peki bu hissede görüntü ne diyor? Düşeni kırmış. Artık bizim için düşen yok. Yükselen var. Yükseleni de çizelim elimizdeymişken. Şu şekil. Evet. Bu da bizim artık yükselenimiz. Peki direncimiz neydi? Evet, direncimiz de mavi çizgiymiş arkadaşlar. 20 lira 16 kuruş artık bizim için eskiden dirençmiş. Bakın burada direnç, burada yine direnç, yine direnç ve en sonunda işte bu tarz dirençler kolay geçilmiyor dediğim mevzu bu arkadaşlar. Bakın kırmızı mumla, fitille falan olmuyor. Ancak böyle dolu bir güçlü hacimli mumla ancak kırılıyor ve Şeker Finansal da bu şekilde kırmış durumda.
Evet, bu durumda artık 20 lira 16 kuruş desteğimiz. Birinci yani hedefi de belirleyelim. Hedefimiz de şuradaki çanak derinliği kadar formasyon hedefi demektir. Onu da belirtelim arkadaşlar. Bunu da mor renkle belirttim. Özetle 20,16 liradaki şu ortadaki mavi çizgi üstünde olduğu sürece de artık buradaki büyük fincan kulp yapmış bakın. Bunun katlama hedefi, formasyon katlama hedefi 31 lira görünüyor Şeker Finansal hissesinde arkadaşlar. Kısa vadeli desteğimiz 20 lira 16 kuruş. Orta uzun vadeli takip edeceğimiz trend desteğimiz de bu siyah çizgi olarak duruyor sayın arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle. Evet, Şeker Finans ile ilgili de diyeceklerim bunlar. Diğer hissemiz Selvagı'da arkadaşlar. Bunda da yine diğerleri gibi göstergeler al vermiş durumda. Bu hissede çok güzel bir düşen kırılımını yapmış görünüyor. Bakın yeşil mumla düşeni yukarı kırmış. Gayet güzel bir görüntü. Dolayısıyla düşen kırılmışsa artık bizim için yükselen vardır. Yükselenini ekleyelim, dursun kenarda. Şöyle bir yükselen. Peki hedeflerimiz neler? İlk önce bir zirve hedefini koyalım. 20 lira 66 kuruş bu hissenin zirvesiymiş ve resim oturdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hedef mor çizgi, takip edeceğimiz çizgi de siyah çizgi. Bu kadar sade arkadaşlar olay. Arada şurada bir yatay zirvesi varmış, yatay direnç. Bakın onu da kırmış zaten. O yüzden bunu da belirtmiyorum. Hani şu olabilir. Şuradaki bir bölgede hani burada 3 kez temas etme söz konusu. Ancak dediğim gibi siyah üzerinde olduğu sürece burayı ilk hedef olarak kullanır. 16.09. Sonraki hedef de 20 lira 66 kuruş olur değerli arkadaşlar. Desteğimizi de belirteyim grafik üstünde 14 lira 32 kuruş. Bu hissede destek arkadaşlar. Yani siyah yükselen çizgi kısacası bu zamansallıkla her gün değişir. Şu siyah çizgiyi takip etmeniz yeterli. Bunun üstünde olduğu sürece trend sizi üstteki mor çizgilere götürür. Eğer 20.66'ya gelirse de zaten artık çanak tamamlanmış olur. Çanak zirvesine gelmiş olur. Artık ondan sonra tekrar analiz güncellemesi gerektirir. Siyah yükselen çizgi aşağı kırılırsa dediğim gibi stop loss. Orada da analiz güncellemesine gider iş. Ancak şu an için trend pozitif, göstergeler pozitif. 14.32 destek. 16.09 ve 20.66 da sıralı dirençler. Evet. Sıradaki hissemiz Suven arkadaşlar. Suven Tekstil. Suven'de göstergeler al vermiş. Hissede cuma kapanışını tam dirençte yapmış. Şöyle bakıyoruz. Güzel bir sıkışan üçgen var. Hani cuma günü kırabilirim işte bunu. Çünkü dediğim gibi genelde şu tarz 3. denemede 1. temas, 2. temas, 3. temas yani bir düşende 3. temasta zaten üçgende genelde pek yer kalmıyor. Düşen kırılımı beklenir. Suven'in yapacağı da bu olur arkadaşlar. Burada bir üçgen doldurma olabilir en fazla ya da direkt yukarı kırar. Bunun destek ve dirençlerini hemen belirteyim.
Güzel bir sıkışman üçgen söz konusu yani. Göstergeler de pozitif. Çok bir sıkıntı yok açıkçası. Yani 23,68 direnç, 20 lira 62 kuruş destek bölgesi. Yani ya bugününü değil de hani pazartesinden itibarını göz önünde bulundurarak biraz boşluk bıraktım ama isterseniz şöyle de yapabiliriz. 20 lira 54 destek, 23,76 direnç arkadaşlar. Sıralı hedeflerinde belirteyim. Şuradaki yatay çizgi birinci direnç 25,76. Sonraki direnç de tarihi zirvesi olan 28,36 olur değerli arkadaşlar. Şöyle resmi de büyüteyim. Bu şekilde durum. 20,54 destek, 23,76 düşen siyah direnci. Sonraki direnç şuradaki yatay 25,76 direnci ve nihai hedef 28,36. Bu siyah yükselenin üstünde olduğu sürece hissede sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle biraz daha bold yaptım. Evet. Şimdiki hissemiz Turkas Petrol arkadaşlar. Evet, Turkas Petrol de düşeni kırmış. Bakın, siyah düşeni kırmış. Bu nedenle bunda artık yükselen bakabiliriz. Şu şekilde bu siyah trendi takip etmek lazım. Artık nereye kadar götürdüyse. Şu da yatay zirvesi de 33,86. Mor yatay çizgiyle siyah yükselen çizgi arasında oluşan bu üçgeni doldurmasını bekleyebiliriz. Şu an destek seviyemizde 26,68 arkadaşlar. Güncel değerle siyah çizginin destek seviyesi. İlk direncimiz de 33,86. Yani 33,86'ya doğru bu çanağı tamamladığında artık bu çanak kırılımını takip etmek lazım. Üstüne giderse çanak katlamaya gider, geri çekilirse fincan kulp yapabilir vesaire. Ancak buradaki siyah çizgi bizim için kritik trend takibi olacak. Formasyon olarak güzel duruyor. Yani burada küçük bir omuz, baş, sağ omuz görüntüsü de yok değil. Görüntü bu şekilde Turkas'ta. 33,86 bölgesine geldikten sonra analiz güncellemesi gerektirir bu hisse. Sonraki hissemiz Türk Traktör. Bu da yine taramalardan çıkan ve göstergeleri al veren hisselerden. Traktör arkadaşlar şuradan zirveden geliyor. Burada bir direnç oluşuyor ve tekrar direnç. Cuma günkü mumla da yine bu direnci geçememiş görünüyor. Burada bir düşen siyah söz konusu. Bununla birlikte bir de yükselen var. Yani burada hisse aslında bir fincan ve kulp yapmış görünüyor. Fakat olur da üstteki siyahı geçememe riskine karşı destek seviyesinde yine de belli TL'm 802 lira arkadaşlar. Ancak bu siyah düşeni kırarsa gideceği hedef ilk hedef daha doğrusu 1063 lira çanak direnci olur. Eğer 1063 lirayı geçerse de arkadaşlar buradaki iki mor çizgi arası kadar çanak katlama potansiyeli gündeme gelir ki esas rally o zaman başlar.
Onun derinliğini de ölçelim. Hani o uzun vadeli projeksiyon açısından hani karşımızda bulunsun. Şu şekil bir görüntü arkadaşlar. 1700'lere kadar potansiyel barındırır. Ancak bunun için bir şu siyah düşenden çıkması lazım. Cuma takıldı buna. 2. İlk 1063 direncini geçmesi lazım. Sonra 1700 hedef olur. Şu an için göstergeler bu siyah düşeni kırması için bir engel yok diyor. Bunu kırdıktan sonra zaten 1063 direkt hedef. Bu 1063'te biraz oyalanabilir. Çünkü tarihi zirvesi. Ondan sonra 1063 kırılımı sonrası 1700 direkt çanak katlama hedefi olarak karşımıza çıkar. Türk traktörde. Evet, diğer hissemiz Tüpraş. Bu da taramalardan çıktı. Göstergeleri güçlü al verdi. Tüpraş'ı da daha önce mükerrer analizlerim olmuştu. Videoları yakından takip eden arkadaşlarımız bilir. Şimdi arkadaşlar Tüpraş'ta da bu direnç vardı. Bu direnci iki kere temas edip geçememişti. Ve buradan çekilip hani bir şuradaki çanağa bir kulp yapar diye bir öngörümüz olmuştu, muhtemel öngörü diye. Ve o nitekim o tarz bir şeyde yaşadık, gördük. Bakın şurası çanak demiştik. Şöyle. Tam şuradaki çanak direncinde takılmıştı. Ve sonra dönüp şuraya bir tane kulp yaptı. Bu kulbu neye göre takip etmiştik? Şöyle. Şurası bizim için destek demiştik. Ve hakikaten de o bölgeden çok güzel dönüş yaptı. Şurası iki kez değmiş. Burada yine defalarca değmiş. Bu siyah çizgi bizim desteğimiz olur. Buradan bir kulp yapabilir diye birkaç hafta önce bunu belirtmiştik. Ve bu şekil bir dönüş aldık. Güzel. Peki şu an neredeyiz? Kulbu yaptık. Dirence geldik. Burada göstergelerde al vermiş durumda. Şimdi artık 174'ü geçme ihtimali kuvvetlendi. Geçerse ne olur? Geçmezse ne olur? Onu da belirteyim. Evet. Şimdi arkadaşlar, eğer 174 mor direncini geçerse şuradaki 174 mor direncini geçerse hissenin hedefi 237 lira arkadaşlar. Mavi yatay çizgi olur. Eğer 174'ü kıramadığı sürece desteğimiz 158 olarak yine cebimizde duruyor. 158 lira şuradaki bakın yatay destek. Siyah yatay destek 158 lira yatay siyah destek üzerinde olduğu sürece Tüpraş'ta hiçbir sıkıntı yok. Sadece zaman kaybettirir. Sonra 174'ü yukarı kırarsa direkt hedefimiz 237 lira olur diyor formasyonumuz. Tüpraş'ta rakamlar çok net. Evet arkadaşlar geldik VBTYZ'ye arkadaşlar. Bu da güzel hisse arkadaşlar. Dalgalanmalı biraz büyük fakat yani baktığımızda halka arzdan bugüne kadar istikrarlı bir yükselişe sahip arkadaşlar. Hani bu anlamda baktığımızda bir yatay direnci mevcut burada. Hani şey olarak şöyle rengini de belirteyim. Buradaki zirveye göre bakın şurada bir fincan ve kulp yapmış görünüyor. Şöyle fincan, kulp.
yukarı kırmış ve onaya inmiş. Şimdi onaydan dönüyor. Gayet güzel teknik çalışmış durumda bu hissede. Ve hedef olarak da burada artık fincan kulbu katlaması beklenir teknik olarak. Nedir bu? Bu iki yatay siyah çizgi arasında fincan kulp yapmış, yukarı kırmış, onayını almış. Yani teknik çok güzel çalışmış gerçekten. Şöyle bir de buradaki fincanın derinliğini ölçelim. Formasyon hedefini ortaya koymak adına. Şu şekilde arkadaşlar. Evet, mavi renkle de belirttim. Buradaki fincan kulp yukarı kırdı, onay aldı, yukarı dönüyor falan. Hedef 65 lira 50 kuruş olarak duruyor. Desteğimiz kaç? Desteğimiz de arkadaşlar 38,5 lira. 38,46 yani. Evet, bu şekilde karşımızda duruyor. 38,46 bana uzak kalıyor. Çünkü hisse 44 lira diyen arkadaşlarımız için de ara yükselen trend grafiği ekleyeceğim ki bu trendi takip etsinler. Şu şekilde değerli arkadaşlar. Bunun da hatta rengini kırmızı yapalım. Gördüğünüz gibi fincan kulp yukarı kırmış, onay almış, yukarı gidiyor. Formasyon hedefi 65,5. Trendimizde yani ara formasyona götürecek trendimizde bu kırmızı çizgi arkadaşlar. VBT yazılım hissesi için. Bu ve benzeri hisselerin, trendlerin paylaşılması ve hisselerin daha çok incelenmesi, daha yoğun videoların paylaşımı adına kanala desteğinizi tekrardan rica ediyorum arkadaşlar. Eğer henüz abone olmadıysanız abone olmanıza, abone olduysanız da beğenilerle kanala destek olmanızı rica ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar dilerim.